Safir TYT denemesi A kitapçı 7. soru arkadaşlar. Özdeş kaleme çubuk mıknatısları sürtülmesiz yatay düzleme şekildeki gibi yerleştirildikten sonra L mıknatısı serbest bırakıldığında hareketsiz kalıyormuş. Sonra K mıknatısı serbest bırakıldığında hem K hem de L ok yönünde harekete geçiyor diyor. Öncelikle bir inceleyelim. Arkadaşlar şimdi L mıknatısını serbest bıraktığında hareketsiz kalması için K ve M mıknatıslarının ya ikisinin birden itmesi ya da ikisinin birden çekmesi gerekir. İhtimalleri göz önünde bulunduralım. Mesela N, S ucu versek ikisinin birden itmesi için K'nın bir no'lu ucuna N desek M'nin dört no'lu ucu ne yapar? S yapar. Ya da ikisinin birden ne yapması gerekiyor? Çekmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğer ki bir ucuna S dersek diğer ucu ne yapar? N yapar. Aynı şekilde şu ilk ihtimali ben vermiştim. İkinci ihtimalde göz önünde bulundurursak S N desek ikisinin de itmesi ya da ikisinin de çekmesi ihtimalleri söz konusu. Fakat ikinci duruma gelelim. K mıknatısı serbest bırakıldığında hem K hem L ok yönünde yani sola doğru ilerliyor. Dolayısıyla demek ki LK arasında bir itici durum. Aynı şekilde ML arasında da bir itici durum söz konusu. Yani 1 ve 2 dolayısıyla 3 ve 4 nasıldır? Aynı kutuplardır arkadaşlar. Dolayısıyla şu ikinci ihtimal yani şurada tekrar yazarsam karıştırmayın. Şu ikinci ihtimal aynı şekilde şu da dördüncü ihtimal olarak aramızdan ayrıldı. Yani şıklarda NNSS -S ya da SSNN şıkkını arayacağız. Şıklara baktığımızda iki kutbun aynı olanı sadece Edirne'dir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği arkadaşlar.